أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين Allahumme alimna ma yenfa'una menfa'na bi ma allamtana ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım. Rum Suresi'nin 46. ayet kelimesinden başlamış olacağız inşallah. Öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ediyoruz. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. Aziz dostlar, Rum suresinin 46. ayetinden 53. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. İnşallah Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Rabbimiz muradına uygun olarak anlamayı bize nasip eylesin. Bu ayet-i kerimelerde bize verilmek istenen mesajları, ibretleri, hikmetleri doğru kavrayıp onları şahsımızda, toplumumuzda hayat haline getirmeyi Yüce Rabbim lütfeylesin. 46. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah. Ve min ayatihi en yursil er ham mubessirat ve yudhiraku min rahmetih ve litajri'l fulku bi amri ve min fadlihi ve la'allekum teşkurun. Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. Onun yüce ayetlerinden biridir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Evet aziz dostlar rüzgar deyip belki çoğu zaman dikkat etmeyiz. Ancak Allah o rüzgarla bize ne tür imkanlar, nimetler, insanlar lütfediyor. Her şeyden önce o yağmur öncesi tatlı tatlı esen, yağmurun gelişini müjdeleyen rüzgara dikkat çekiliyor burada. Elbette esen rüzgarlar, evet çoğu zaman rahmet bulutlarını bize taşır. Her nimette olduğu gibi, kimi zaman da öyle rüzgarlar olur ki, o da kasırgalar meydana getirir her nimet aynı zamanda azap vasıtasına dönüşebilir. Ateş bir yönüyle nimettir. Ama bir yönüyle yangınlara dönüşebilir. Su büyük bir nimettir. Yağmur büyük bir nimettir. Fakat bazen öyle olur ki o yağmurlar sele dönüşür. Nice beldeleri harap edebilir. Her şey böyledir. Toprak böyledir, dağ böyledir, taş böyledir. Efendim her birinin nimet yönü de vardır. Azaba dönüşme ihtimali de vardır. Bunun için her bir nimete öncelikle nimet olarak bakarak yaklaşmak, sonra da o nimetin şerrinden Allah'a sığınmak gerekir. Rüzgarlar da böyledir. Bu ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz o yağmur öncesi, büyük rahmet öncesi onu haber veren müjdeleyici bir vasıta olarak dikkat çeker ve Allah'ın ayetlerinden biri olarak bize takdim eder, bize beyan eder. Ayet işaret demek malumunuz. Aynı zamanda büyük mucize çapında olağanüstü adeta bir Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, bir mahluk diyelim, bir varlık diyelim, bir hadise diyelim. Ve fakat burada dikkat çekilen husus, yağmurun ya da öncelikle rüzgarın bir ayet olduğunun farkında olmak. Rüzgarı okuyabilmek, rüzgarın nelere işaret olduğunun farkında olabilmek. Şimdi öyle rüzgarlar var ki yine Cenab-ı Hak bahseder ayetlerde. Aşılayıcı rüzgarlardır, bitkileri aşılar. Burada rüzgarın e, efendim bir kısım özelliklerine dikkat çekiliyor. Her şeyden önce onların bir müjde müjdeci olduklarına işaret ediliyor. E, gerçekten rahmetler, maddi rahmet böyle maddi rahmet öncesi bir rüzgar olduğu gibi. Gönüllerimize inen ilahi rahmet öncesinde de bir nefahat olur. Nefahat. Nefalar. Adeta sadrınızda, yüreğinizin içinde tatlı tatlı tatlı, tatlı meltemler eser. O meltemlerden sonra sunuhat-ı ilahi, ilahi ikramlar, varidat-ı rabbani diye ifade edilen ilahi ilhamlar, engin, derin duygular, letaifler gönlünüze iner. Bu sebeple mesela tasavvufi eserler isimlendirilirken bazı eserlere mesela nefahat diye isim verilmiş. Nefhalar. Sonra nefahatın peşinden oluşan o rahmet, manevi rahmete reşahat denmiş. Can damlaları adeta insanın içini dirilten. Maddi yağmur nasıl ölü toprağı diriltir, bahara dönüştürürse gönül toprağımıza o nefahat dediğimiz nefa ilahiden sonra inen ilahi füzat da gönlümüzde nice nice muhabbetullah'a dair, haşyetullah'a dair, marifetullah'a dair duygular, idrakler uyandırır. Öyleyse rüzgarlar bir yönüyle müjdeleyicidirler. Rabbimizin rahmetini taşıyan o bulutlara işaret ederler. وَلِيُذ۪يغَكُمْ مِنْ rahmeti Allah bunu rahmetinden size tattırmak için yapar. O yağmurdan, o tatlı tatlı böyle mis gibi kokusuyla toprağı dirilten, toprağı aşılayan, nice nice bitkilerin doğup yeşermesine vesile olan o rahmetinden tattırmak için Rabbimiz böyle müjdeleyici rüzgarlar gönderir. Böyle terziyel fülkü emri hem de böyle denizlerde e, gemiler yine onun emriyle Rabbimizin emriyle yol bulup gitsin diye. Çünkü efendim burada bir incelik de şudur. Evet rüzgar var, gemileri alabora eder. Rotalarını şaşırtır adeta. Fakat Cenab-ı Hakk'ın emriyle, izdiyle e, o tatlı tatlı esen rüzgarlar o gemilerin yol bulmasında, özellikle önceki dönemlerde bu motorlu gemilerin çok, efendim daha keşfedilmediği dönemlerde e, gemiciler o rüzgarın esme yönüne göre e, hedeflerine ulaşırlardı ve bu da işte bir yerden bir yere intikali sağlayan kendinizi ya da yükünüzü taşı, taşıyan gemileri de bu rüzgar vesilesiyle e, yüzdürüyordu yüce yücelabimiz. Onun emriyle diyor gemiler yüzüp gitsin. Ve alleküm teşkurun ve umulur ki belki şükredersiniz. Şükrünüze vesile olur. O zaman o rüzgarlar bile bizim şükrümüze vesile olmalı. Elhamdülillah tebeli. Hele hele aşırı sıcak günlerde tatlı tatlı serin serin rüzgarların esmesi ne büyük bir lütuftur. Sıcak bir günde soğuk su içer gibi insanın yüreğini ferahlatan, efendim, şu alemi güzelleştiren çok Rabbimizin yüksek bir nimetidir. Buna dikkat çekiyor Allah'ımız. Bunu diyor bir ayet olarak görün. Bunu Rabbinizin varlığına, birliğine, yüceliğine, ihsan ve ikramlarına delil olarak görün. İbret alınacak, okunacak ayetler olarak bu rüzgarı görün der bu ayette. Ve lekad arsalna min qablika rusulen ila kavmihim. Andolsun ki ey peygamber, ey resul senden önce de kavimlerine birçok peygamberler gönderdik. Kendi kavimlerine gönderdik. Fecauhum bil beyinat. O peygamberler o kavimlerine apaçık delillerle geldiler nice nice sözlü deliller, fiili deliller, mucizelerle geldiler. فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُ Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. O suç ki hem Allah'a karşı asi oldular, hem Allah'ın elçilerini yalanladılar, hem de nice nice masiyetlere, isyanlara daldılar. Biz de onlardan intikam aldık. Yani amellerinin cezasını verdik. Ve kana hakkan aleyna nasrul müminin müminlere yardım etmek ise üzerimize bir haktır. Yani bizim yardımımız ancak gerçek müminlere olur. Müminlere yardımımız sayesinde onlar kurtulmuşlardır. O günaha saplanıp kalanlar, suç işlemeyi meslek haline getirenler, Suçta ısrar edenler ise kaybetmişlerdir. Onlar cezalarını görmüşlerdir. Kimisi helak olmuş, cezasını çekmiş, dünyada o karşılığı almış, ahirette ise efendim daha büyük cezalarla, daha büyük azaplarla karşılaşacaklardır. Burada aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir teselli de var. Mekke müşriklerine de ya da dönemin müşriklerine de bir tehdit var. Yani ey peygamber sen yalnız değilsin böyle peygamber olarak gönderilen kimse olarak. Senden önceden gönderdik kavimlerine. Birçok mucizelerle apaçık mesajlarla gönderdik. Fakat her biri kabul etmedi kabul edenler oldu. Etmeyenler belki çoğunlukta kaldı. Fakat biz o suçta birbirine yardım ederek ayak direyen, peygamberi tanımayan, ona eziyetler eden, Allah'a asi olanlardan intikamı aldık. Öyleyse ey müşrikler, sizler de gönderdiğimiz bu elçiye gerekli saygıyı göstermez, mesajlarımıza sırt çevirirseniz, öncekilerin başına gelen sizin de başınıza gelecek. Müminlere de bir müjde var. Ey müminler! Belki şimdi siz zor durumdasınız. Eziyetlere muhatap oluyorsunuz. Müşrikler size ellerine gelen her türlü kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Ama mahzun olmayın. Biz müminlerin yardımcısıyız. Allah bir kuluna ya da ümmete yardım etti mi ona galip gelecek kimse yoktur. O zaman siz İmanınızın hakkını vermeye çalışın. Gerçekten burada buna da bir işaret var. Müminlere müminlere yardımcı olmak, müminlere zafer vermek bizim üzerimize bir haktır dediğine göre Yüce Rabbimiz büyük bir vaat var burada. O zaman burada belki müminler olarak yapılması gereken imani noktada mümin olarak eksiğimiz nedir acaba? gereği gibi mümin miyiz? Bunu sorgulamak ve imanda yakini elde etme adına Allah'ın razı olacağı bir imanı elde etme adına sürekli kendimizi hesaba çekmek ve iyi mümin olmaya çalışmak. Çünkü iyi mümin olursak e, Cenab-ı Hakk'ın yardımının bize geleceği muhakkaktır. Bu ayetten böyle bir işaret var. Eğer yardım bir şekilde gelmiyorsa orada müminler olarak demek ki bizim imanımıza ve imanın gereği olan hususlara yeteri kadar itina göstermediğimiz anlaşılıyor. Zira Rabbimiz vaadinde sadıktır. Müminlere yardımcı olmak bizim üzerimize bir haktır buyurduğuna göre ve yardım olmuyorsa orada müminler olarak yardımın niye gelmediğini sorgulamak yerine niye yardım üzerimize gelecek şekilde iyi mümin olamadık sorgulamasını yapmamız gerekiyor. Allahu lezi yursilur <laughs> riyaha fetuthiru sahaba feyebsuduhu fis semai keyfe yeşâ ve yec'aluhu kisefen feteral wadqa yehrucu min khilalih fe izâ asâbe bihi men yeşâ'u min ibadih اِذَا هُمْ Allah rüzgarları gönderendir. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen böyle yayar ve bazen yoğunlaştırır. Üst üste adeta birikim oluşturur o bulutlarda. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Böyle o bulutların arasından e, billur gibi yağmur damlaları çıkmaya başlar. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Evet. Yüce Rabbimiz rüzgarı gönderir. O rüzgarla bulutları harekete geçirir ve dilediği yerlere e, o bulutlar vesilesiyle yağmur indirir. Diyor ki kullarından kim bu yağmurla buluşursa onların yüzleri güler. Böyle parlamaya başlar adeta. Ee, sevinç yüzlerinden okunur, gözlerinden okunur. Ve inkernu min qabl an yunazzal aleyhim min qablihi Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Evet bazen bakarsınız hakikaten kuraklık ee, otları sarartır. Efendim pınarları kurutur. Sular yerin altına doğru çekilmeye başlar. Ee, böyle herkeste bir karamsarlık olur. Eyvah der. Kıtlığa maruz kalıyoruz. Nereye gidiyoruz der. Derken Cenab-ı Hak bir rahmet gönderir. Bu sefer o çatılmış kaşlar açılır. Yüzler tebessüm eder. Ee, ve böyle bir bahara döner adeta. İnsan da bahara döner. İnsanın da kendi içinde Yazı vardır, kışı vardır, sonbaharı vardır, baharı vardır. Gökten inen ilahi rahmet efendim toprağa indikçe aynı zamanda insanda bir sevinç meydana getirir. O ümitsizlik bulutları dağılır gider Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla keremiyle. Cenab-ı Hak kullarındaki bu psikolojiye dikkat çekiyor. Fenzur ila atharir rahmetillah. Keyfe yuhyi'l arda ba'de mevtiha. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yani o rahmet nasıl nasıl ürünler ortaya çıkarıyor bir bak. Neler oluyor o, o rahmet indikten sonra? Bir bak. Ölümünden sonra Allah o yeryüzünü nasıl diriltiyor bir bak. Gerçekten kupkuru araziler, çöller o ilahi rahmetle buluşunca Nasıl böyle bir cennet bahçesine dönüşüyor? Bir bak. İnne zâlike lemuhyil mevte ve hu alâ kulli şeyin kadir. Şüphe, şüphe yok ki o. Ya da bu görüntü işte ölüleri de o Allah'ın elbette dirilteceğini ifade eder. Ölüleri dirilten de elbette o Allah'tır. Nasıl böyle ölü toprağı rahmetle diriltiyor? O çürümüş, toza toprağa karışmış cesetler de Allah'ın dilediği bir e, zamanda, dilediği bir şekilde, dilediği rahmet suyuyla bilemiyoruz. Nasıl bir nefha olacak, nasıl rahmetler inecek ve bir bitiriliş meydana gelecek. Ama mutlaka olacak. İşte diyor, bu yağmuru indirip yeri dirilten Allah, mevtayı, ölüleri de diriltecektir. O hala kül şeyin kadir çünkü o her şeye kadirdir. Onun kudreti her şeye yeter. O hiçbir konuda aciz değildir. ولَيَنْ أَرْسَلْنَ رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَّظَلُو مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ جلالım hakkı için eğer zararlı bir rüzgar göndersek de onu yani o bitkileri sararmış solmuş görseler bundan sonra elbette nankörlük etmeye başlarlar. Şimdi bir felaket gelir diyelim bir rahmetten sonra bir felaket rüzgarı eser otları kurutur, meyveleri döker her taraf bu sefer yenilmiş ekin tarlasına döner. Perişanlıklar oluşur. Bakarsın diyor nankörlüğe bu sefer dönerler, inkar ederler. Önceki Rabbin ihsanlarını görmezden gelirler. Demek ki o zaman da yapılması lazım gelen nedir? İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyebilmektir. biz her şeyimizde Allah'a aitiz. Ve ona döneceğiz. Dün verdi, bizi sevindirdi şükrümüzü denedi. Bugün aldı sabrımızı deniyor Rabbimiz demeli. Ve beş yıl sabirin. Sabredenleri müjdele. Çünkü onlar kendilerine musibet isabet edince inna lillah ve inna ileyhi raciun derler. Eğer bir kul canına, malına, evladı iyaline efendim Allah muhafaza herhangi bir musibet isabet ettiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun derse ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. Allah'ın rahmeti, bereketi böylelerin üzerinedir ve onlar hidayet üzere kalmaya devam ederler. demek ki böyle siz durumlarda insanın inna ve inna ileyhi raciun şuuruyla hareket etmesi ayağını kaydırmıyor. Ve mutlaka müjdeli bir sonuca ulaşıyor. Zira Rabbimiz ve beşir sabirin diyerek sabredenleri müjdele. Onlar daha dünyada iken belki daha güzeline kavuşturulacaklar. Daha hayırlısına eriştirilecekler. Hele hele ahirette onların ecirleri hesapsız verilecek. İnne ma yuveffas sabirun ecrahum bi gayri hisab. Rabbimiz öyle buyurur. Sabredenlere karşılıkları hesapsız verilecek ecirleri hesapsız verilecek. Yüce Rabbimizden afiyetler niyaz ederiz. Kaldıramayacağımız imtihanlarla bizleri müptela eylemesin. Elbette bu alemde imtihan olunacağız. Her türlü imtihanda da Rabbimiz her birimize muvaffakiyetler lütfeylesin. Bu da ancak onun rahmetiyle, ikramıyla olacaktır. İlhamıyla olacaktır. Elimizden, yüreğimizden tutmasıyla olacaktır fe la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us summe du'a iza o halde şüphesiz ey peygamber sen ölülere işittiremezsin arkalarını dönen kimseler olarak yüz çevirirlerken o salırlara da davetini işittiremezsin bakınız peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedül Emin yani son derece güvenilir bir insan, doğru sözlü bir insan. Dilinden dökülen sözler vahiy ilahi. Yani ilahi hakikatler. Rabbin ilah vahiy neticede. Böyle olmasına rağmen ve son derece etkili bir üslup kullanmasına rağmen Resulullah en güzel en güzel yolu, en güzel üslubu, en güzel sözü seçerek söylemesine rağmen, en güzel tavrı kendilerine ifade etmesine rağmen Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sen diyor, ölüye işittiremezsin. Yani artık kalben adeta ölü gibi idrakini çalıştırmayan, akletmeyen, candan kulak vermeyene sen diyor işittiremezsin. İstediğin kadar anlat. Yürekte dirilik öldüyse, adeta ölü gibi olduysa, ve diyor sağıra da işittiremezsin. Çünkü kulağını kendisi tıkamış o. Kulağındaki pamuğu çıkarmıyor. O diyor sana sır çevirirken, arkasını dönmüş giderken dinlemiyor sana. Artık sağır yani fiilen duyuyor ama hakikatte sağır. Yani bu baş gözü körlüğü, baş gözü efendim ya da baştaki kulağın sağırlığı e, kastedilmiyor burada. Burada e, mecazi anlamda e, böylesi söz dinlemeyen, söze kulak tıkayan ya da canı gönülden dinlemeyen e, kimselere Cenab-ı ölü ve sağır diye vasıf veriyor. Sen bunlara işittiremezsin ey habibim. Senin o çağrını işitmez onlar. Çünkü arkalarını dönmüşler gidiyorlar ne söylüyor acaba bir dinleyeyim demiyorlar. Ve ma ente bi hadil umya an dalaletihim. Körleri de sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola iletemez. Hakikati görme niyeti yok adamda. Adeta hak ve hakikate karşı kör. Buyuruyor ki Rabbimiz sen ona da kılavuz olamazsın. Ona da yol gösteremezsin. Çünkü görmek istemiyor. Görmek istemeyene yani, bir şey yapamazsın. اِنْ illa اِلَّا مَنْ bi بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ Ancak teslimiyet göstererek ayetlerimize iman edenlere sen bir şeyler duyurabilirsin. Onların diyor kulaklarından gönüllerine doğru mesajların gider. Kime? Demek ki iman edecek efendim. Allah'ın ayetlerine ve bir de teslim olacak Rabbine ve Rabbinden gelene, Rabbin elçisine. Bunun için iman istifade ve istifaza için yani Allah'ın mesajlarından faydalanmak ve feyiz almak için e, ilk adımdır. Yani i̇stifadenin anahtarı imanla başlar. Teslimiyetle en yüksek noktaya erişir. Yani o söylüyorsa doğrudur. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyorsa doğrudur teslimiyeti. istifadeyi artırır. Yani şöyle diyelim gönül alemimizi ilahi mesajlara açan anahtar iman ve teslimiyettir. İmanın derecesi ve teslimiyetin derecesi nispetinde kişi Allah'ın ayetlerinden Allah'ın elçilerinden, Allah'ın dostlarından istifade eder. Ne kadar güven, iman varsa, ne kadar teslimiyet varsa o kadar huzur, o kadar ilahi ikramdan nasip vardır. Rabbimiz imanımızı kavi ve yakin eylesin. Teslimiyetimizi de tam eylesin. Rızasına talibiz razı olduğu kullardan eylesin. Cümlemize efendim. Allah'a emanet olunuz.